Evet değerli öğrencilerim beklediğinize değdi mi? Değdi. Niye değdi? Türevin geometrik yorumuna geldik. Tam 34 tane soru çözeceğim buradan. Teğetler, meğetler tüm yapamadığınız, tüm yapamadığınız soru tipleri bunun içerisinde olacak. Ve bu bölümden mutlaka AYT sınavında bir soru kesin gelecek. O yüzden güzel bir şekilde hepsini öğren tamam mı? Ama şunu ekliyorum. Analitik videolarımı ekleyeyim hatta şuraya da. Görün analitik videolarımı mutlaka izleyin. Özellikle türevin bu bölümünde analitik geometri bilmeyenler yamulup kalabilirler. Hatta yamulurlar yani böyle kalabilirler demeyeyim. Analitik bileceksin bu kısım için özellikle. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hemen gel bana. Gel 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 başlıyoruz hadi. Şimdi türevin geometrik yorumu. Şimdi türevin başından beri anlatıyorum. Türev denilen neydi arkadaşlar? Teğet eğimi demekti. İşte bu bölümde bununla uğraşacağız. Şimdi bize bir f(x) fonksiyonu verilmiş. Eğer bir fonksiyon verilip bir yerde bir teğet gördüysen. Şimdi buna burada bir teğet çizmişiz. Nerede? x1'e y1 noktasında bir teğet çizmişiz. Eğer orada teğet gördüysen o teğet doğrusunun eğimini bir şekilde hesaplayacaksın. Bak onun eğimini hesaplayamadığında soruyu çözemezsin. Eğim açısı şuradaki alfa. Şunun eğim açısı da şuradaki beta olsun. Bunun adı ne? Teğet. Bunun adı ne? Normal. Bakın bunun adı ne? Normal doğrusu. Bunun adı ne? Teğet doğrusu. Ted doğrusu doğrusuyla normal doğrusu arasında nasıl bir ilişki var? Teğet doğrusuyla normal doğrusu birbirlerine neydi? Dikti. Şimdi analitik geometri dedim ki size. Dik, dik, dik kelimesini gördüğünüzde hemen dik doğruların eğimlerinin çarpımlarının eksi bir olduğu aklına gelecek dedik. Teğet normal arasında böyle bir bağıntı var. Şimdi onu söyleyeyim. Şimdi karşınıza fx fonksiyonunun teğeti çizilmiş. Şu soruyu soracaksın kendine tamam mı? Tamam teğet var da nerede teğet var hocam? Nerede teğet? Bak bu bilgiler çok önemli. Nerede teğetim? Şu noktanın koordinatlarını söyle bana. X1'e Y1. İlk bilgini yazacaksın o zaman. Çok önemli bunu yazmak. Fonksiyon bilgisi bu. Y1 eşittir fx1. Bak bunu yazacaksın. Sorularda bu sana çok lazım olacak. Şu an türevle ilgili bir şey yaptık mı? Hayır. Noktanın koordinatlarını yazdık. Fonksiyonda x1 yazınca sonuç y1. Bir kere bunu yazacaksın. Tamam mı? Bu çok önemli. Noktam neresi? x1'e y1 noktasında teğet çizmişim. Şimdi teğet eğimi nasıl bulunur? Teğet eğimi şöyle bulunur. Bize verilen fonksiyonun türevini alırız. Alırız. Bu türev fonksiyonu. Şimdi nerede teğet çizmiştim? Nerede teğet çizmiştim? Burada. Bu noktanın apsisini çat yapıştırırsın yerine karşına eğim çıkar. Eğim dediğimiz neymiş? F türev x1. Ama gidip de buralardaki eğimler falan değil. Neredeki teğetin eğimi? X1 noktasındaki teğetin eğimi. İşte eğimi bulduk. Bu neyin eğimi arkadaşlar? Teğet doğrusunun eğimi. Bu kadar. Bu eğimi bazen soru sana direkt söyleyecek, türev olarak söyleyecek. Bazen analitik geometri kullanarak biz bulacağız ama bulacağız. O eğimi bulmazsak soruyu çözemeyeceğiz. Şimdi hocam normale geçiş yaparsak nasıl yapacağız? Önce teğetin eğimini türev yardımıyla bulacaksın. Ondan sonra ne diyeceğim? M teğet çarpı M normal eşittir eksi bir. O zaman normalin eğimini bulduktan sonra teğetin eğimi bakın karşıya bölü olarak attığım zaman eksi 1 bölü m teğet. Tamam mı? Yani normalin eğimini ayrıca türevle falan bulmuyoruz. Önce fonksiyonun türevini alıyoruz. Hangi noktada teğet çizildiyse yerine yazıyoruz. Neyi buluyorum? Teğetin eğimini buluyorum. Teğetin eğimini bulduktan sonra eğimler çarpımları eksi 1'i kullanarak teğetin eğimine. Mesela teğetin eğimi 2 ise teğetin eğimi 2 ise normalin eğimi nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. Bakın. Yani bir sorunun içerisinde sana şöyle bir şey geldiği zaman f türev 3 diye bir şey geldi eşittir 5. Bunu şöyle okuma. Bu fonksiyonun 3 noktasında t, -t türev değeri 5'tir diye okuma. Şöyle oku. Bu fonksiyonun x eşittir 3 noktasındaki t'nin eğimi 5'tir diye okursan soruları rahat çözeceksin. Yani türev demek o noktadaki teğetin eğimi demektir. Çok önemli. Nasıl buluyorum? Nasıl buluyorum? Önce noktayı yazacağız. Bak denklem yazmak için nokta bizim için çok önemli. Tamam mı? Denklemi önce noktayı bulacağız. Noktayı bulduktan sonra eğimi bulabilmek için fonksiyonun türev değerinde o noktanın apsisini yerine yazacağım. Şimdi Burada sözel olarak her şeyi anlattım. Şimdi sorularda nasıl çıkacak karşımıza? Tam 34 tane soru çözeceğim. O 34 tane soru istemesen bile böyle beynine çakacağım, beynine çakacağım. Şimdi ilk sorumuz. Bakıyorum hiç teğetme et yok. Niye? Çizilenlerin hepsi doğrusal çünkü. Şimdi doğrusal fonksiyonların mesela bir doğrusal fonksiyon düşün. fx eşittir 2x 6. Türevini söyle bana. f türev x 2. Yani doğrusal fonksiyonların türevleri her yerde x'in kat sayısına. x'in kat sayı dediğimiz doğrusal fonksiyonlarda neydi arkadaşlar? Eğimdi. Tamam mı? Bak. O zaman size bir doğrusal fonksiyon verdiğinde zaten ister istemez Teğet diye soramaz. Doğrusal fonksiyona teğet çizemezsin. Kendisidir. O zaman f türev eksi 1 istiyorsa senden şunu istiyordur. Eksi 1 noktasındaki bakın eksi 1 burada. Şu doğrunun neyine eşittir türev değerim? Eğimine eşittir. Bitti. Hemen bu, bu bölümdeki eğime bakıyorum. Eğim açısına alfa diyelim şöyle. Bu doğrunun eğimi her yerde aynıdır. Bakın karşıda 6 var. Komşuda 2 var. Dar açı o bölümdeki eğimim Karşı bölü komşu yaptım 3'tür. Dar açı olduğu için nasıl 3? Artı 3. Tamam mı? Artı. Sağa yatık olanlarda eğimimiz pozitif oluyordu. Şimdi iki noktasında da arıyor. Bakın iki noktasındaki fonksiyonun durumuna bakıyorum. Nasıl gitmiş? Böyle doğrusal sabit fonksiyon olarak gitmiş. Bu durumda eğimim kaçtır arkadaşlar? Sıfır. Yani x 80'ine paralelse eğim kaçtır? Orada sıfır. O zaman f türevi 2 dediğim kaçtır arkadaşlar? 0. F türev 2, F türev 1, F türev 3, F türev 4. Onların hepsi nedir? 0'dır. O zaman çok önemli. Böyle doğrusal fonksiyon ama sabit doğrusal fonksiyon olarak gittiği zaman o noktalarda sana teğet eğimi sorarsa veya türev değeri sorarsa hep sıfırdır. Şimdi f türev 6. 6 noktasını buluyorum şimdi. Fonksiyonun 6 noktasında teğet yok ama doğrusal olduğunu gördüm. Orada eğimine bakacağım. Şimdi eğim açım beta olsun. Betanın geniş açı olduğunu gördüm. Sola yatık. Sola yatıksa eğim değeri bir kere eksidir. Tamam mı? O zaman şuradaki uzunluğun 6 birim olduğunu biliyorum. Bakın şuranın 6. 5, 8. Buranın 3 olduğunu biliyorum. Karşı bölü komşuyu yaptım. 6 bölü 3. 2 ama sola yatık olduğu için eksi 2. Bitti. Hop sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? 1. Bu kadar. Doğrusallık varsa sorun içerisinde her noktada her noktada kendi eğimlerini hesaplayıp türev değerlerini bulacaksın. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi geldim 147. soruya. Artık eğim hesaplamaya geçiyoruz. Diyor ki fonksiyonunun x eşittir bir apsisli noktasındaki teğetinin eğimi. Nerede? Teğet. Ne? Eğim. Eğim kelimesini duyduysam f türev x lazım bana. Alacağım hemen türevini. Türevini aldım 2x eksi 6 yaptı. Şimdi bu türevin genel denklemi. Şimdi eğimin genel denklemi değişken halinde. Bir noktasında istiyorsa bunda 1 yazacaksın. İki noktasında istiyorsa 2 yazacaksın. Yedi noktasında istiyorsa 7 yazacaksın. Bir noktasındaki teğetinin eğimini sordu. Yani f türev 1'i sordu soru bana. 1'i yapıştırıyorum. F türev 1 dediğimiz 2 eksi 6'dan eksi 4'e eşit olmuş oldu. Bir sürü soru çözüyoruz. Haydi. Evet şimdi 148. sorudayız. Vay bayağı soru çözmüşüz lan bu arada. X eşittir 2 noktasındaki tetinin eğimi. Kelimeyi duydum. Ne kelimesini duydum? Tet kelimesini duydum. teğet kelimesini duyunca hangi noktada diye sordum. X eşittir 2. O zaman bana F türev 2 lazım dedim hemen. Ça 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 soru işareti. Gördün mü? Teğet kelimesi türev hangi nokta 2? F türev 2. Hadi bitirelim şimdi. F türevi alalım. Nedir? 3x kare eksi 5. Öğren diye kolay sorulardan başladım. Hepsi var merak etme. Şimdi ne yazıyorum yerine? 2'yi yerine yazıyorum. F türev 2 eşittir. 3 çarpı 2'nin karesi 4. Eksi 5. 12 eksi 5. 7. Ça ça. Bitti. Bu kadar. Tamam mı? Ne sorduğunu bul soruda. Ne sorduğunu bulduğunda işin kolay. Hadi bakalım 149. soru. fx'i vermiş. Bu sefer diyor ki x eşittir 2. Apsisli noktasındaki normalinin eğimini bul diyor. Şimdi teğet eğimini bulacağız önce. Sonra bizden ne bilgim vardı? Teğetle normal birbirlerine diktir deyip çarpıp eksi bir eşit diyecektik. Bu kadar analitik bilgisi. Şimdi önce neyi bulmam lazım? 2 noktasındaki teğetinin eğimini bulmalısın. Yani f türev 2'yi bulmalısın. Hemen türevini al o zaman. F türev x eşittir. 3 x kare eksi 6. Hangi noktada? 2. İki. Yapıştır 2'yi. F türev 2. 2 noktasındaki teğetin eğimi çıkıyor şu anda karşıma. 2'yi yazdım 4. 3'te çarptım 12. Altısı gitti altı. Bu neyin eğimi? Teğetin eğimi. Ne biliyorum ben şimdi? Teğetin eğimiyle normalin eğiminin çarpımı eksi birse ters işaretlisinin takla atmış hali. M normal eşittir eksi bir bölü altı. Bu kadar. Tamam mı? Yani normal soruyorsa da teğet gibi hesapla. Eğimleri çarpımları eksi biri kullan. Kullan. Hadi bakalım. Nerelerden geldik uzaktan geçtik bin türlü tuzaktan diyor. Ya bin türlü tuzaktan geçtik. 150. soru. Şimdi soruları farklılaştırıyoruz yavaş yavaş. Teğet denklemi normal denklemi yazmaya başlayacağız. Ondan sonra iyice kayış kopacak. İyice değişecek sorular. Hadi bakalım. Diyor ki eğrisine üzerindeki x eşittir eksi 1 apsisli noktasında çizilen teğetinin Bakın şimdi. Bu soruda bir şey başlatacağım. Eğer size böyle sözelli bir teğetli eğimli soru çıktıysa hemen şöyle bir şey çiz. Bu senin neyin olsun fonksiyonun olsun. İleride çok işime yarayacak bakın sürekli kullanacağım bunu çizdim. Sonra buna ne çizilmiş? Teğet çizilmiş. Çiz teğeti de herhangi bir yerde al noktayı. Bu noktanın koordinatlarını söyle şimdi. Diyor ki x eşittir eksi 1'de çizilmiş diyor. Hop eksi 1'i yazdım. Şimdi ilerideki sorularda bunun ordinatı da lazım olacak. Hemen eksi 1'i nerede yerine yazacaksın? Ana denklemde. Yani şurası f eksi 1 unutma. Hep ana denklemde yerine yazacaksın. Çok önemli. O nokta bize hep lazım olacak. Birazdan göreceksin. Şimdi teğet çizilmiş. Teğet varsa eğim var. Eğim varsa türev var. F türev. Nerede teğet çizilmiş? Eksi 1'de. F türev eksi 1'in 1 olduğunu söylemiş. Eğimim birmiş bilgin bu işte. Hemen türevini al. Eksi 1 bir yaz. 1'e eşitle. Şimdi doğru denklemini falan isteseydi şunu da bulup ondan sonra doğru denklemi formülüyle denklemimizi yazacaktık. Ama bir sonraki soruda var. Şimdi bize f türevi eksi 1'in bir olduğunu söylemiş. Hemen türevini alıyorum. Ama şunu yap tamam mı? Bak ilerideki sorularda çok lazım olacak. Gözünde canlandır neyin ne olduğunu. Kimin noktası sorusunu da kendine sormayı başarırsan bunu size alışkanlık haline getirttirdim. Fonksiyonda, parabolde kimin noktası? Hem doğrunun hem parabolün. Hadi türevini aldım. Ne geldi? 2x artı k. Nerede teğet çizilmiş? Eksi 1'de. Eksi 1'i yapıştır yerine. F türev eksi 1. Bir. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 2 artı k yaptı. Kaçmış arkadaşlar? Eğimimiz 1'miş. Hop attım karşıya. K dediğimiz kaç oldu? 3 olmuş oldu. İşte k yerine sonra 3'ü yazarsın. Tamam mı? Eksi 1'i yerine yazıp fonksiyonun değerini de hesaplarsın. Ondan sonra noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi bir sonraki sorularda bakacağız. Yazdığınız zaman teğet denklemini yazmış oluyorsunuz. Ama bu soruda sormadık. Daha kolaydan gidiyoruz. Hadi devam devam devam. Haydi devam ediyoruz şimdi. Bakın kolaydan zora en temelden en Hadi devam. 151. Şimdi diyor ki fx fonksiyonu vermiş eğrisinin üzerinde hangi apsisi noktasında çizilen teğetin eğimi 8'dir. Hemen gözümde bir canlandırıyorum. Eğrimi çizdim. Bu eğriye herhangi bir yerde bir teğet çizilmiş. İşte burayı söylememiş bu sefer. Diyelim ki a diyelim apsisini Ordinatı ne kadardır? f a. Lazım olursa ana denklemde kullanacağım. Tamam bu soruda lazım değil ama bil. Şimdi ne diyor? Noktasında çizilen tet tet kelimesini yakaladım. Hemen o zaman türev var bunun içerisinde. Eğim vardır dedim. Hangi noktada tet çizmişim? A'da. F türev A'mız eğimin eksi 8 olduğunu söylemiş. Yani diyor ki kardeşim sen bunun bir türevini al diyor. Herkes alıyor değil mi türevini? 4x eksi 4. İşte A yaz ya da yazma işte eğimin kaç olduğunu söylemiş. Eksi 8 yani bunu eksi 8 yapan noktayı bul bana diyor. Attım karşıya. 4x eşittir eksi 4 yaptı. x eşittir eksi 1. İşte bu noktanın apsisi yani a dediğimiz neymiş? Eksi 1'miş. Lazım olursa eksi 1'i ana denklemde yazıp y'sini bulursun. Eğer t denklemini istiyorsa eğimini eğimini ve noktasını bildiğin doğru denklemiyle yazarsın. Şimdi onlar da başlıyor yavaş yavaş. Hadi bakalım 152. Şimdi diyor ki eğrisi ne diyor? X eşittir eksi 1 apsisi noktasında çizilen teğet. Hemen yine gözümde canlandırıyorum. Aldım. Çizdim teğetimi. Nerede çizdiğimi söylemiş. Nerede eksi bir. Bakın şunları alışkanlık haline getirin diye yazıyorum. İleride çok lazım olacak. Şimdi basit niye yazıyorsunuz diyorsunuz ama ileride lazım olacak. Tamam mı? F eksi bir. Evet noktam eksi bire F eksi bir. F eksi biri yazıp bulursun lazım olursa. Çizilen teğet x ekseniyle diyor. x ekseniyle pozitif yönde tamam mı? 135 derecelik açı yapmış. Yani şöyle. Bak. Şimdi sana eğer eğim açısını söylediyse neyi söylemiştir? Eğimi. Şimdi sana ne lazım yani? Tanjant 135 değeri lazım. Tanjant 135 dediğimiz kaçtı? Eksi 1'di. Tamam mı? Veya şuradan 45'i alırsın. Eşit eşit. 1, 1, eksi 1 Tamam mı? O zaman eğimimin ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 eğim. Eksi 1 ise türev bilgisi biliyorum. F türev. Nerede çizilmiş? Eksi 1 noktasında çizilmiş. Eğimim neymiş? Eksi 1. İşte bilgiyi gizlemiş. Gizli bilgiyi tuttum çıkardım. Kalbini söktüm onun. Şimdi fonksiyonunu da biliyorum. Türevini alıp eksi 1 yazıp eksi 1 eşitleyeceğim. Hadi türevini al. F türevi x. Eşittir. Kalem ne oldu sana? Allah kızdırma beni kalem. 2x artı k. Türevini aldım. 2x artı k. Eksi 1 yazınca eksi 1 olacakmış. Yapıştıralım hadi. F türev eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 artı k yaptı. Eksi 1 olacakmış. Attım onu da karşıya. K dediğimiz neye eşit oldu? 1'e eşit olmuş oldu. Burada da k'yı soruyor zaten bize. Tamam mı? Bakın temel soru kalıplarını yaptım. Şimdi işte t, -t denklemleri normal denklemi soranlardan da birkaç tane çözeceğim. Ondan sonra artık Uçuşlara geçeceğiz. Uçuşlara. Tamam mı? Hadi bakalım. 153. Diyor ki fx fonksiyonunun x eşittir 4 apsis noktasındaki çizilen teğetin denklemi. Tamam. İşte önceki sorulardaki yazdığım bütün bilgileri şimdi kullanmaya başlayacağız. Şimdi bir eğrimiz varmış. Yine çiziyorum. Hep gözümde canlandıracağım. Ben çizme erinmiyorum. Sen de erinme ki sınavda neti kaçırma. Bir net. Boru değil. Hadi bakalım. Noktam neresiymiş? 4. Bakın artık buralar lazım olmaya başlayacak. Tamam mı? İşte artık lazım olacak. Öncekilerde anlattım. Şimdi 4'ü buldum. Hangi noktada diyor? X'in 4 olduğu noktada. Ama ben biliyorum ki doğru denklemi yazma formülüm şu. Bana analitik geometride ne dedim? Doğru denklemi soruyorsa sana bana ne lazım diye sor. Tamam mı? Geometride tıkandığında bunu soruyordun kendine. Ne lazım şimdi? Bana nokta ve ne lazım eğim. Doğru denklemi yazmanın en çok kullandığımız yöntemi. Formülünü de hatırlayalım hemen notunu al. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. Artık bu formül adın soyadın gibi olacak. Çok kullanacağız. Analitik bilmeyen dağıldı dedi. Şimdi o zaman noktanın sadece bana absisi lazım değil. Neresi de lazım? Ordinatı. Kimin noktası diye soruyorum bu noktanın. Fonksiyonun da noktası doğrunun da. Doğruyu bilmiyorum zaten. O zaman gidip bunu fonksiyon denkleminde hemen yerine yazıyorum. Yani F4'ü buluyorum. Tamam mı? Burası 4'e F4'tü. Bana F4 de lazım. Yazdım 4'ü. 4 çarpı kök 4 2 yaptı. Eksi 1 8 7. Yani bu noktanın koordinatı A noktamızın koordinatı neymiş? 4'e 7'ymiş. Artık noktamı buldum. Ne lazım bana bir de doğru denklemi için? Eğim. Eğimi neyle bulacağım? Türevle bulacağım. Hemen fonksiyonun türevini de aldım. Şimdi türevini alırken fonksiyon artık basit değil. İçeri aldım. Ne olarak girdi arkadaşlar bu? X kare olarak girdi. Ne yaptı? Burada da X var. Kök içerisinde X küp eksi 1 yaptı. Onu da nasıl yazalım arkadaşlar? X üzeri 3 bölü 2 eksi 1 yazalım. Hadi türevini alalım şimdi. 3 bölü 2 başa düşsün. X üstünü bir azalttığım zaman üstü ne oldu? 1 bölü 2. Eksi 1 gitti zaten. Tamam türevini de buldum. Şimdi türevinin eğimi lazım bana. Eğimi nedir arkadaşlar? F türev 4 demektir. Çünkü 4 noktasını da çizdim. Yapıştır yerine şimdi. F türev 4. 3 bölü 2. 4'ü yazdım. 4 2'nin karesi olduğu için şunlar götürdü. Yani kökten çıktı. Şunlar da götürdü. 3. Eğimimin de 3 olduğunu buldum. Tamam mı? Yani önce noktayı buluyorsun. Apsisini verdiyse ordinatını buluyorsun. Türev alıp eğimini buluyorsun. Ondan sonrası analitik geometri. Hadi yazalım denklemleri. Y eksi Y1 dediğimiz kaç? 7. Eşittir. Eğim dediğim 3 çarpı x eksi x1. x1 dediğimizde 4. Gerisi düzenleme. Y eksi 7 eşittir. 3 x eksi 12 Attım 7'yi de y eşittir 3x 8 5 şeklinde denklemim karşıma çıktı. O zaman kafaya yerleştir. Çak kafaya. Neyi çakacaksın? Bana bir doğru istiyorsa, denklem istiyorsa bana nokta ve eğim lazım. Hemen ne, ne lazım diye yaz şuraya. Nokta ve eğim. Noktanın apsisini vermiş. Ordinatını ana denklemle buldum. Eğimi fonksiyonun türevini alıp hemen değerimi yerine yerleştirip buldum. Gerisi analitik geometri. Haydi daha zorlarına gidelim mi? Yürü. Evet bu videonun son 3 sorusu temel mantıklar bitiyor. Hadi bakalım gel. Eğrisine x eşittir eksi 3 apsisi noktasında çizilen teğet x ekseni ile 45 derecelik açı yapıyor. Aldım. Bir eğri varmış. Bilmiyorum eğrinin nasıl olduğunu. Bu eğriye teğet çizmişiz. x ekseni ile 45 derecelik açı yapmış. Bakın pozitif yönde veya negatif yönde dememiş. Böyle de yapmış olabilir. Böyle de yapmış olabilir. Ha. Şimdi teğetin eğimi o zaman böyle açı yaptıysa eşittir ya eksi birdir ya da birdir. Şimdi t, t' eğimi ne demekti? Türev. Yani bu soruda diyor ki f türev nerede çizmişim? Eksi üçte teğet çizmişim ya eksi birdir. F türev eksi üç ya da birdir. Zaten Hangisi? M hangisi olabilir diye soruyoruz. Ben kısaltma olsun diye yazmamışım. Hangisi olabilir diye soruyor. O zaman şimdi türevini bulacağım. Bir bire eşitleyeceğim. Bir eksi bire eşitleyeceğim. Şıklarda hangisi varsa cevap. Şimdi bakıyorum fonksiyon ne durumunda? Bölüm durumunda. O zaman bölümün türevini yapacağım. Yani sadece polinom fonksiyon çıkmayacak. O yüzden koydum bu soruyu. Hadi şimdi fonksiyonun türevini alıyorum. Birincinin türevi 4 çarpı ikinci x eksi m. Araya eksi işareti koydum. İkincinin türevi 1 bir. çarpı birinci 4 x bölü x eksi m'in neyi karesi. Şimdi bu neyim arkadaşlar? F türev x'im. Şimdi f türev eksi 3. Eksi 3'ü yazıyorum şimdi yerlerine. F türev eksi 3. Eksi 3'ü yazdım şurası. Dağıtarak yazayım hadi. Ne gelir? Eksi 3'ü dağıttığımda eksi 12, eksi 4m. Eksi 3'ü yazdım. Eksi 12 yaptı. Bir eksi de başında var. Artı 12 yaptı. Şurası. Şurası m. Bölü. Eksi 3'ü yerine yazdım. Ne yaptı burası? Eksi 3 eksi m'in karesi olmuş oldu. Tamam. Bakın şimdi şuradaki artı 12 ile şu eksi 12'ler götürdü. Eksi 4m bölü eksi 3 eksi m'in karesi olmuş oldu. Tamam. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Eğim ya eksi 1 ya 1. Yani bunun sonucunu bir eksi 1'e eşit diyelim. Bakalım ne gelecek? O zaman diyorum ki eksi 4m bölü eksi 3 eksi m'in karesi eşittir eksi 1'dir diyorum. Tamam mı? Karşı tarafa şunları içler dışlar çarpımı yapıyorum. Açarak yazalım şunları da. Ne geldi burası? Eksi 4m eşittir. Şimdi açıyorum. Birincinin karesi m kare. Eksiyle çarpınca eksi m kare yapacak. Tamam Birinci ile ikincinin iki katı. Zaten şu eksiler gidecek. Birinci ile ikincinin iki katı. 6 m. Şu içler dışlar çarpımı yapınca eksi 6 m yaptı. İkincinin karesi artı 9. içler dışlar yapınca eksi 9 yaptı. Tamam. Şimdi hepsini bir tarafa topladım. Aldım bu tarafa. m kare. Ne geldi buradan? E, artı 2m geldi. Bir de neyim var? Eksi 9 eşittir 0. Bakın buradan tam çarpanlara ayrılmıyor. Demek ki m buradan gelmiyor. O zaman bir de bu denklemi kaça eşit diyelim şimdi? 1'e eşit diyelim. 1'e eşitleyip içler dışlar yaptığım zaman ne olacak? Sol tarafta ne var? Eksi 4m. Buranın karesini açıyorum direkt. m kare artı 6m artı 9. Hepsini bir tarafa aldım. 0 eşittir m kare. Artı olarak geçti. Artı 10m artı 9 oldu. Çarpanlarını ayırdığım zaman 9 ile 1'in çarpımı m artı 9 çarpı m artı 1 eşittir 0. O zaman m dediğimiz eksi 9 eksi 1. Tamam mı? Şıklarda hangisi varsa ben şıklar hangisini koyduğumu bilmiyorum. Ne yaptık? Türevini aldık. Eksi 1'e eşitledik. Hangisi cevapta varsa. Tamam mı? Hadi bakalım. 155. sorumuz. Silim şurayı. Ya niye uğraşıyoruz ki? Şöyle bir çekeyim. Alın görüntüyü. Tamam. Haydi bakalım. 155. Şimdi bu sefer normal denklemi istiyor. Hadi bakalım normal denklemi ve istediğinde ne yapacağız? Eğrisine x eşittir eksi 1 apsisi noktasında çizilen normal denklemi. Bir doğru denklemi istiyor değil mi benden? Evet. Doğru denklemi istiyorsa kendime soruyordum bana ne lazım? Bir nokta lazım ve eğim lazım. Şimdi zaten noktanın apsisini söylemiş bana eksi 1. Ordinatını ne yapacağım arkadaşlar? Fonksiyonu da yerine yazacağım. Hemen f eksi 1'i buluyorum. f eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. 2 eksi 1. Şunlar götürdü. Yani eksi 1'e 2. Şöyle şekil olarak da gözümüzde canlandıracaktık her zaman. Nerede teğet çizmişim? Eksi 1'e 2 noktasında. Şimdi bana bunun eğimi lazım. Ne yapıyorduk normalin eğimi için? Normal dediğimiz doğru teğete dik olan doğruydu. Tamam Şimdi o zaman teğetin eğimini bir bulalım. Hemen f türev eksi 1'i bulmam lazım ama önce bir türevini alalım tabii ki. Nedir türevi? 2x eksi 2. Oh nefes nefese kaldım ya. 2x eksi 2. Hemen eksi 1'i yapıştırdım yerlerine. F türev eksi 1 eşittir. Eksi 4. Bu kimin eğimi? Teğet. Şimdi ne biliyordum arkadaşlar? Teğetin eğimiyle normalin eğiminin çarpımı eksi 1'di. O zaman teğetin eğiminin yerine eksi 4 yazarsam normalin eğimi her iki tarafı eksi 4'e böldüğüm zaman nedir? 1 bölü 4. Bitti. Hadi denklemini yaz şimdi. Neydi? Y eksi noktam neresi? Y birim 2. Eşittir. Eğim çarpı 1 bölü 4 çarpı x eksi eksi artıya dönüştü bu. Hemen ne yapıyorduk analitikte böyle çıkarsa? Bunu karşıya atıyorduk. 4y eksi 8 eşittir. Biri de buraya da attım. x artı 1. Hepsi bir tarafa toplanmış veya öbür tarafa toplanmıştır. Şıkları hangisini koydum bilmiyorum. 4y e, şu artı x eksi x olarak gelsin. Bu da eksi olarak gelsin. Eksi 9 eşittir. 0 şeklinde bir denklem elde ettik. <laughs> tamam mı? Teğet denklemi veya normal denklemi istiyorsa senden ne yapıyorsun? noktayı buluyorsun. Eğimi buluyorsun. Ve gün. Tamam mı? Gerisi analitik. Türevle gerisinin alakası yok. Hocam analitik bilmiyorum. Analitik bilmiyorsan nanay gülüm nanay. Analitik videolarımı dinle. Efsane analitik anlatımları var. Ha. Ona göre. Evet yine analitik bilgisi isteyen bir durum daha. Tamam mı? Hadi bakalım. Parabolü ne diyor? Üzerinde x eşittir 2 noktasında ve x eşittir 3 noktalarında teğetler çizilmiş. Yani bu sefer eğrimiz şuymuş. x eşittir 2 noktasında bir teğet çizmişim böyle. Tamam mı? Sonra x'in 3 olduğu noktada teğet çizmişim şöyle. Şöyle olsun işte şöyle. Tamam mı? Bunlar birbirlerine dikmiş. İşte analitikte ne demiştim? Dik duyduğunda ne yapıyordun? Söyle bana ne yapıyordun? eğimleri çarpımları eksi 1. O zaman nelerin eğimleri çarpımı eksi 1? Şu doğrunun eğimi ile bu doğrunun eğimleri çarpımları eksi 1. Niye? O doğrular dik çünkü birbirlerine. E peki bunun eğimini nasıl buluyordum ben? İlk doğrunun eğimini. 2 noktasında teğet çizildiyse f türev 2 idi. Bunun eğimi. Diğerinin eğimi. 3 noktasında teğet çizildiyse onun eğimi de f türev 3 demekti. Yani bu sorudaki bana verilen bilgi neymiş? bu fonksiyonun 2 noktasındaki türev değeri ile 3 noktasındaki türev değerlerinin çarpımları eksi 1'miş. Çünkü dik olduklarında eğimleri çarpım eksi 1'di. Gerisi hikaye. Gerisi tam bir hikaye. Sadece bu bilgiyi bilmen bu soruyu çözür. O zaman bu fonksiyonun hemen türevini alıyorum. Al türevini. Söyle bana bağırarak söyle. Ne zamandır bağırttırmıyorum size. Bağırın bakayım. 2x artı a. Bütün ev uyansın hadi. Hadi bakalım. 2x artı a. Hemen yerine ne yaz diyor? 2 yaz diyor. 2'yi yazıyorum. F türev 2'yi hesapladım. 4 artı a. F türev 3'e hesapla diyor. Hesapladım F türev 3'ü. O da 6 artı a yaptı. Diyor ki işte ben kardeşim bunları çarptım. Bunların çarpımları eksi 1 oldu diyor. Buna göre A kaçtır diyor. Hemen görebilen göre, görürse görür. Göremeyen ne yapacak arkadaşlar? Eksi 5 sanırım. Evet. Eksi 5 olduğunda sağlıyor. Bakın. Eksi 5 burası 1 yapıyor. Eksi 5 burası eksi 1 yapıyor oluyor. Ama biz dağıtalım. Görelim. Şimdi dağıttım. A kare geldi. Buradan 4 A geldi. Buradan 6 A geldi. Artı 10 A yaptı. Artı e, 24 geldi sabit sayımda. Eksi 1 de bu tarafa aldım. Artı 25 eşittir 0 oldu. Bakın burası bir tam kare açılımı oldu. A artı 5'in karesinin açılımı eşittir 0. Hop A dediğimiz kaç eşit oldu? Eksi 5'e eşit oldu. Huh. Haydi bitirdik. Evet şimdi arkadaşlar t ne demek teğet eğimi ne demek teğet denklemi nasıl yazılır normal denklemi nasıl yazılır bitirdik. Bundan sonraki videoda daha yapamıyoruz dediğiniz grafikli olanlar, grafikli olanlar geliyor. Devam çalışmaya.